Sevgili takipçilerim, bugün eşim saat 5'te kalkıp balığa gitti. Devrek ve sargöz balığı yakalamış. Biz de onları şöyle kolay bir buğulama yapalım dedik. Onu paylaşacağım sizlerle. Balık ayıklamış balığı, fileto çıkarmış. Önce piyaz soğanları, şöyle piyaz doğradığımız 2 soğan var burada. Bunları şöyle bir kısmını altına yayacağım. Kırmızı ve yeşil biber var. Şöyle biraz koyuyorum. Domates var. Kabuklarını çıkarıp küp küp doğranmış domatesleri koyuyorum. Şöyle biraz zeytinyağı dolaştıracağım. Balıklarımızı yerleştiriyorum. Sargöz bu mu? Sargözün kılçığı o. Kılçıktan da koyuyoruz. Buğulamada. Suyunu versin diye sonra bunları çıkarıyoruz. Tekrar üzerine soğanlarımı. Tuzumuz. Karabiberimiz. Karabiber de bitmiş. Tekrar biraz sıvı yağ, zeytinyağı dolaştırıyorum. Burada suyumu hazırlayacağım. Ben salçaları çabuk küfleniyor biliyorsunuz. Zeytinyağda koysak küfleniyor gene. Poşet içine, saklama poşet içine yayıyorum. Buzluğa atıyorum. O şekilde kullanıyorum. O yüzden donuk şekilde bunlar. Size de tavsiye ederim. Öbür türlü çünkü çok ziyan oluyor salça. Domates ve biber değil mi abla? Evet, domates ve biber salçası. İnce bir tabak halinde yayıyorum. Saklama poşetinin içine. Sonra da kare kare şöyle ya şey yapıyorum. İz bırakıyorum. İz bırakıyorum. Evet. Hani daha kolay kırılsın diye donduktan sonra gösteririm şimdi size. Biraz daha su koyacağım. İki bardak su koydum. Evet. Tereyağı. Evet, tereyağını su koyacağım. Şöyle üzerine birer parça parça. Yeter bu kadar.
ocağa koyacağım. Kaynayınca altını kısacağım. Dakika mı? Aşağı yukarı fazla 35 dakika. Kaynadıktan sonra 25 dakikada falan zaten belli oluyor. Domatesler pişince balık zaten kolay pişiyor. Evet. Şimdi şeyi göstereceğim. Salçayı bu şekilde mi? Evet, bu şekilde yapıyorum. Buradan kırıp kırıp çıkarıyorum şu şekilde. Domates de böyle. Hem hiç küflenmiyor. Hem pratik. Hemen çözülüyor zaten. Yemek yaparken çıkarıp kenarda bekletiyorum. Çözülüyor. Sonra bunları tek tek çıkarıp kavanozla veya herhangi bir kapla saklayabilirsiniz gene bitirizde. Bakalım bu ulamamız nasıl olmuş. Oho, harika görünüyor. Tamamdır.